Bak termostatın contası da çürümüş. Güzelce temizledim. Yeni termostatı bağladım. Şu diğer contayı da değiştim. Exantik sensörünün O-ring'i de basmış. Conta sürüp kapatmıştır. Bu O-ring'ini falan da değişivereceğim ben sana. Oralardan yağ kaçırmasın diye. Bak şanzıman takozun dağılmış artık iyice. Paramparça görüyor musun lastik tarafında? Bak. Olması gereken bu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar videoları hızlandırıyorum. Şimdi bir tane Focus 1 aracımız geldi. Focus 1. Şöyle göstereyim. Focus 1 aracımız geldi. Ben dedim ki su kaçakları var. Hazır açmışken bunu değişeyim. Termostatını falan da değiştim zaten. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın bunlar kalorifer hortumları normalde. Ama sonradan tüp beyni takıldığı için şu kısım, yani duruşu şu şekilde aracın üzerinde. Kalorifer hortumunun altı buradan çıkıyor. Buradan geliyor. Buradan da motora giriyor arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir kenara bırakalım. Şöyle kenara aldım. Şimdi bu da diğer çıkan kalorifer hortumumuz. Kalorifer hortumunun üst borusu. Normalde fabrikasyon şeklinde ne oluyor arkadaşlar? Buradan çıkıyor, buradan dönüyor. Bu da aynı şekilde motora dönüyor. Tabii bunun şekli şöyle birazcık daha dönüktür. Şu an bu şekilde. Şimdi tüpçü arkadaşa buradan çok selam söylemek istiyorum. Gaz beyninin konumu burası. Gaz beyni burada arkadaşlar. Hayal edebilirsiniz. İki tane zaten ucu çıkıyor buradan. Ucun bir tanesi buraya girdi mi? Girdi. Ama hadi bunu da taktın. Bunu da bu şekilde oturtturdun. Diğer uç da buraya girdi mi? Girdi. Kardeşim bak şimdi. Bu T hortumu zaten bir kere plastik kullanmışsın. 5 para etmez. Yarın bir gün çatlayacak. T hortumu buradan girdin. Böyle dolaştırdın. Bak böyle dolaştırdın. Ne yaptın? Getirdin buraya. Bak. Hortuma hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. İçinden su geçişi bu şekilde kırık halde daralıyor. Bak harekete bak. Bir de bu şekilde duruyor orada. Artık hortum şekil almış. Yani arkadaşlar gaz beyni ne kadar suyu rahat görürse o kadar yakıtınız az olur. Yani iyi ısınan bir gaz beyninin yakıtı da düşük olur. Şimdi bu başlı başına bir ustalık hatası. LPG'cilerle zaten benim aram iyi değil. Az çok bilen bilir. Kimisi subap taşlamaya kalkıyor. Kimisi başka bir şeyler peşinde. Neyse. Çok önemli değil arkadaşlar bunlar. Şimdi ben ne yaptım? Diyeceksiniz ki usta hani bundan başka ne yapabilirdi? Gösterelim kardeşim. Bakın arkadaşlar buradan çıkan ver abi şu. Şöyle tutuver abi. Arkadaşlar net görsün. Bu arada bu aracın akislerini falan da değiştik. Bayağı bir ön takıma girdi. Şimdi arkadaşlar buradan çıkan hortumu bu şekilde. Bakın uzaktan çekiyorum ki aradaki mesafeleri falan görün. Egzozdan komple uzaklaştırdım. Diğerinde arkadaşlar daha rahat nasıl yakalarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüntü bozulursa kusura bakmayın. Buradan çıkan hortum arkadaşlar bu şekilde egzozdan uzak bir şekilde şu araya gidiyor. Bak şu anki benim yaptığım sistemde bu araya gidiyor. Oradan T'ye giriyor. Diğeri de aynı şekilde. Bak buradan çıkıyor. Kavisi alıyor. Bak hortumun eğimini kullandım. Kavisi alıyor. Yukarıya gidiyor. T'ye giriyor. Akisteki mesafesi uzak. Egzozdaki mesafesi gördüğünüz gibi uzak arkadaşlar. Yani burada rahat bir 5-6 santim mesafe var. Öbürkü sistemde, arkadaşın yaptığı sistemde arkadaşlar, yani tüpçünün yaptığı sistemde bu hortumlar arkadan geçerken egzoza neredeyse temas etmek üzere kalıyor. Bakın LPG beynimiz yukarıda. Şu an LPG beyninin hortumları direkt önden giriyor. Şimdi ben bu aracı indireceğim. Size yukarıdaki farkı da göstereceğim arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız. Yani bu LPG sistemi arkadaşlar başlı başına düzgün yapılması lazım. Yani ondan sonrasında su kaçağı vesaire bunların önüne geçemezsiniz. Çünkü hortum kırılıyor. Özelliği gidiyor. Şekli bozuluyor arkadaşlar. Bu şekilde evladilik. Ömür boyu kullan. Yani hortumlar çürüyene kadar kullan. Ve benim kullandığım kelepçelerin kalınlığına bir bakın arkadaşlar.
Hepsi bayağı. Şöyle yaklaştırıyorum. Şöyle. Bakın hepsi çok kaliteli kelepçeler. Geniş geniş kelepçe kullanıyorum. Aracın üzerinden çıkan kelepçelere bakın arkadaşlar. Bakın. Tamam, maliyeti düşüreceksiniz tüpçü arkadaşlar. Anladım da. Ya bu kadar ince malzemeye de gerek yok. Bak hep plastik. Bak. Plastik. T'lere bakalım. Bak. Hep ne hale gelmiş. Bak. Hortumların haline bak. Arkadaşlar laf lafı açıyor. Bir konudan daha bahsedeyim size. Bu araçlarda normalinde gördüğünüz gibi rotiller perçinli. Yani bu ne demek oluyor? Rotille beraber tabloyu komple değişmeniz gerekiyor. Öbürkü türlü ne yapmanız gerekiyor? Benim gibi bu adamın atıyorum tablosu 500 liraysa, rotil 200 liraysa, sadece bu arızalıysa buradan perçinlerinden kesiyoruz arkadaşlar. Tersinden tıklama yapıyoruz. Rotili dışarı alıyoruz. Ve buna değişilebilir tip rotili koyduktan sonra civatalarla bu şekilde evladilik bu işi bitiriyoruz. Yani ne zaman bu tablo hasar gördü, o zaman bu tabloyu değişmeye ihtiyacı oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki komple değilsin. Tamam kardeşim, değilsin. 500 lira bunu yazalım. 500 lira onu yazalım. 1000 lira. Hani misal veriyorum. Hani fiyatları şu anda net bir şey söylemiyorum. Ama ne gerek var? Yani bir rotil için komple tabloyu değişmeye. Değil mi? Bunu da böyle değiştik. Rot başının hali bu halde. Bakın arkadaşlar, bu da zaten bozuk. Şanzıman takozu kendinden geçmiş artık. Bunu da değiştik. Kalorifer hortumlarına ulaşabilmek için hava filtresi kazanını söktüm. Gördüğünüz gibi kendime yer açtım. Şimdi burada ne yaptık? Bakın. LPG hortumu daha önce şu alt kısımdan çıkıyordu. Bu arkadan kıvrılıyordu, kıvrılıyordu, kıvrılıyordu. Şu üste geliyordu arkadaşlar. Bakın şu üste geliyordu. Ben ne yaptım? O kıvrılmayı tamamen iptal ettim. Buradan bir T'yi bu şekilde kullandım. Ve gaz beynine direkt gidiyor arkadaşlar. Alttaki de aynı şekilde. Alttan geleni de şu tarafa bir T daha kullandım. Ve gaz beynine giren bütün hortumlar muhteşem şekilde yerine giriyor.